bugün aşı olacağımı öğrendim. Seni YouTube'dan severek takip ediyorum. Aaa, acımayacak. Yok, bu tarafa bak. Gayet rahatım. Verin yaparsan. Bugün aşı olacak mısın? Evet, olacağım. Oo, 28 bin 17. Günaydın herkese. Home ofisimden selamlar. Genelde ben burada oturmuyorum, mutfakta oturuyorum. Az sonra da göstereceğim. Genelde burada oturuyorum ama bugün burada ağaçlar kesilecek. O yüzden mutfağa geçtim işte. Ama iyi oluyor çünkü ağaçlar gerçekten gördüğünüz gibi çok kapattı yani. Hiçbir şey görünmüyor artık. Yani ışık almıyor artık hiç. Ama çok güzel bir haber aldım. House artistimden, yani bana bakan genel doktordan telefon aldım ve bugün aşı olacağımı öğrendim. Hey. Aslında 20 Temmuz'da randevum vardı. Fakat onun bir hastası iptal ettiği için ben bugün öğleden sonra aşı olabileceğim. Dolayısıyla dedim size böyle 24 saat bir aşı vlog çekeyim dedim. Şu anda saatimiz 9. Bilmiyorum gözüküyor mu? Benim ekranım da bozuk. Benim son zamanlarda çok garip şeyler oluyor hayatımda. Ya böyle bir hafta içinde çantamı çaldırdım. Her şeyim vardı içinde. Evraklar falan. Ondan sonra Instagram hesabımı kapatırdı. Birisi sağ olsun bu hesap Julia Grana'mış gibi yapıyor demiş. Meğer Julia Grana değil demiş. Instagram'da buna inanmış, kapatmış hesabı sağ olsunlar. Ondan sonra telefonum ekranı kırıldı. Oh oh yani her şey mükemmel geliyor. Ama bu aşırı çok güzel bir haber. Ben de hemen koştum, bunu aradım. Buldum da aşı karnemi. Öğleden sonra gideceğim aşı olmaya. O zamana kadar ben birazcık burada çalışacağım, home office yapacağım. French press'te kahve yaptım, içeceğim. Bugün bununla bir başlıyorum günümü. Hani bana kolay gelsin. Doktorumla da sizi tanıştıracağım. Hatta aradım, sordum video çeksem olur mu? Aşı merkezlerde çekmek yasak. Ama yani böyle birazcık çaktırmadan küçük kameramla ona da bir iki soru soracağım. Şahin Bey. Kendisi de benim gibi Türkçe konuşan bir yabancı ama benden kat kat daha güzel konuşuyor. Neyse, ne yapalım? Bana kolay gelsin, size de iyi günler, konuşuruz. Gördüğünüz gibi ilk kahvemi de koydum. Ah, ekran ne komik görünüyor. Burada işte doktorluk görebiliyorsunuz. Genelde herkes buradan işte aşı kovalıyor. Şu anda var mı hiç randevu bilmiyorum. Aa, şu anda yok gibi, yani burada çekiyor normalde eğer varsa. Ben de oradan böyle sayfayı tekrar tekrar refreshleyerek bulmuştum. Ama işte House Art'tan çıkması şimdi şans. Bunun linki de videonun altına koyacağım ya. Evet. Bir de Türk kahvesi yaptım şimdi. Saat oldu 11. 2 saat çalıştım. Birazcık daha çalışmaya devam edeceğim. Kolay gelsin bana. Size döndüm. İşe biraz ara verdim. Kahve içiyorum. İkinci kahvemdeyim yine. Şey de anlatmak istedim. Ben bildiğiniz gibi ya da kimse belki biliyor. Geçen sene Aralık ayında Covid olmuştum. Dolayısıyla şimdi tek doz aşı olacağım. Yani iki doz değil. Bugün dolayısıyla benim ilk ve son dozum olacak. Yani bu aslında bence... Bence çok avantajlı yani. Şimdi iki aşı parası yerine bir aşı parası verecekler benim için. Bugün itibaren Almanya'nın %45'i birinci dozunu almış. %20'si herhalde şey tam yani iki dozu da bitirmiş ya da benim gibi Covid olup da sonra bir doz almış. Böyle yani pandemi sırasında home office'imiz devam ediyor. Bakalım ondan sonra nasıl olacak. Şimdi patronumdan izin de istedim. Biraz erken çıkacağım bu aşıya gitmek için ama tabii böyle bir fırsat çıkınca değerlendirmek lazım. Dün yeni BioNTech aşısı olan bir arkadaşıyla birlikte oturduk. O biraz kafasının döndüğünü söylemişti. Bilmiyorum bende de öyle olacak mı artık. Bakarız. Şimdi şu anda
Saatimiz 10-11 geçiyor. Yaklaşık bir saat içerisinde öğlen molamı yapacağım. Berlin'de hava inanılmaz güzel. Göstereceğim pencereden. Arkadaşım öğlen molamızda bir saat güneşlemeye gidelim mi diye sordu. Ben de evet dedim. Onu yapacağım. Belki dışarıdan bir yemek alacağız. Bir göstereceğim şimdi. Bakın. Şimdi nasıl ayarları şey yapmak lazım. Çok güzel. Dün 31 dereceydi hava. Bakalım. Dilek. Julia merhaba. Selam. Bugün aşı olacakmışsın. Evet hocam. Aşıdan önce son güneşlenmemiz. Pek de güneş var gibi gözükmüyor. Arada var. Arada geliyor. Peki ne aşısı olmayı düşünüyorsun? BioNTech alacağım işte. AstraZeneca olmamaya karar verdim. Çünkü yani benim patronum Fransız. Fransa'da artık genç insanlara hiç yapılmıyor. Vektör aşısı olduğu için benim de burada bir arkadaşım çocuk sahibi olmadan önce olma gibi bir şeyler söyledi. Ondan sonra zaten 1 milyon genç kadında 10 tane kan pıhtısı oluyor ya. O yüzden dedim biraz bekleyeyim. BioNTech buldum da olayım. Açacaksın mı bana muzu? O zaman güneşlenelim biraz daha. Sonra biraz daha iş, sonra aşı var planda. Ha bu arada aşı için tek unutmamanız gereken şey şu sarı aşı pasaportunuz. Ama bu olmasa bile kart veriyorlar. Bir de işte sigorta kartınız eğer normal bir devlet sağlık sigortandaysanız. Ücretsiz çünkü. Peki sen tek doz olmayı düşünüyorsun değil mi? Tek doz olacağım işte Covid yüzünden. Okay. Sen de öyle olacaksın. Dilek'le birlikte Covid geçirmiştik. Bu videoyu izlemediyseniz de Covid videosuna hoş geldiniz. Peki bizi haberdar edersin umarım. Evet. Aşı olduktan sonra. Tamam. Etkilerinden. Evet, aynen. Yarın sabah 9'a kadar birlikte. O zaman. Geçmiş olsun şimdi de. Bye bye. Mesaim bitti. Artık aşıya doğru gideceğim. Mesaj geldi. Gitmeden önce böyle bir şeyle uğraştım. Instagram için böyle isim falan yaz, gönder. Gerçekten düşman başından bununla uğraşmak. Ben Neukölln'de oturuyorum. Benim Hausarztım Schönebeck'te. Dolayısıyla S-Bahn'la gideceğim. Göreceksiniz. Normalde yani insanların evlerine daha yakın olur Hausarztlar. Ama işte Berlin biraz karışık bir yer. Berlin Almanya değil bir kere ya. O konuda da video yapmayı düşünüyorum aslında. Bakarsanız. Ama neyse şimdi yola çıkalım. Hey canım. Kimse bana yazmıyor. 2 dakika video kaydetmek istiyorum. Mesajlar geliyor. Öyle şey olabiliyor mu? Hadi gidiyorum o zaman. Schönebeck'te görüşmek üzere. Nihayet çıktım. Maske almayı da unutmadım. Artık FFP2 maskesi zorunlu Berlin'deki toplu taşımada. Maske hala unutan var mı ya 1,5 yıl sonra? Neyse gidiyorum. Birazcık sokakları çekeceğim.
Şimdi maskemi takacağım ve doktora gideceğim. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk çok. Seni YouTube'dan severek takip ediyorum. Aa, dedim. Çok az kaldı. Geliyor. Soy kadına. Evet. Böyle bakmayın. Aynen bakalım. Şimdi yanakını karşılayacağız. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Acımayacak değil mi? Yok yok. Öbür tarafa bak. Gayet rahatım. Derin nefes al. Nasıl var? Çok mu kötüydü? Yok, hiçbir şey hissetmedim. Hiçbir şey hissetmedim. Ben öyle yapıyorum, hiçbir şey hissetmedim. Yoksa acıyor falan filan. Elini sağlık. Rica ederim. Evet, aşağıdan çektim. Birazcık kolum ağrıyor. 15 dakika bekledim. Ama şimdi yani yoluma devam edeceğim. Ecem'in evine yakınım diye oraya gideceğim. İki gün boyunca spor yapmayacağımı söyledi doktor. Yani koşu moşu da olmayacak. Neyse. Okey. Öyle. Kartımı verdim. Aşımı oldum. Umarım Covid bununla bitmiştir. Şimdi Ecem'e geldim. Ecem çamaşırı topluyor, iyi bir ev sahibi olarak. Biz de aşımın şerefine bir yemeğe gideceğiz. Galiba Vietnam yemeği olacak. Yemek yapmak istemiyor kimse. Havalar da çok güzel. Dışarıya da bir göstereyim. Mis, mis. Çok sıcak. Dolayısıyla bakalım dışarıda yemek ne bulacağız. Şu anda çok iyiyim. Sadece kolum böyle sanki 10 kilo daha ağır bir önceki şeye göre. Ama iyiyim. Ecem de aşı oldu. Sende nasıl olmuştu? Sadece bir gün kolum ağrıdı. Onun dışında hiçbir şey olmadı. Bir gün kolu ağrımış. Onun dışında hiçbir şey olmamış. Darısı başıma. Ecem sağ olsun bana güneş gözlüğü ödünç verdi. Restorana gidiyoruz. Havalar pek güzel. Çok romantik küçük bir masamız oldu. Burası galiba full vejetaryen. Her şey söyleyebiliriz. İyi hissediyorum bu arada, bir şey yok. Bir şey demeyecek misin Ecem? Yok, ben çok etim şu an düşünemiyorum. İyi, o zaman sipariş verelim. Geldi bizim starterlar. Ne deniyor starter'ı? Aperitif. Aperitif mi? Başlangıç mı? Okey, bunu ana yemekte tekrar soracağım sana. Ecem? Efendim? Ana yemekler geldi. Evet, çok heyecanlıyım. Evet, sağdaki evet. Yediğimiz şey neyse o çok güzeldi ya. Evet, gerçekten. Bir de gayet uygun, çok memnunuz. Hava da hala güzel. Aşıdan da hiçbir etkisi yok şimdilik. Hadi sohbeti devam, kapat şimdi. Evet, hepsini yedik. Yemek israfı yok. Aferin. Çok güzeldi. Değil mi? Çok beğendim. Evet. Ben ve aşı yaramandım. Yemeğimizi yedik. Birazcık yorgunum. Şimdi birazcık yürüyüş yapacağız. Belki de bu yorgunluk da çok çok yemekten ve aşıdan değil. Sanırım. Öyle. Yedik yemeğimizi, yürüyüşe başladık. Şimdi biraz oturacağız, batan güneşinin keyfini çıkaracağız.
İnsanlar sokakta takılıyor. Covid bitti. Ne dersiniz? Bitti mi acaba? Ediş bitti mi? Bitti ya. Artık aşımız doldu. Covid'imiz kalmadı. Emekli olduk Covid'den artık. Çok şükür. Ay. Köşemizi de bulduk burada. Güzel güzel oturacağız biraz. Hava da sıcak. Ecem de çok eğleniyor. Ay, mis. Bayağı çöp var yani. Herkes almaya çok temizliyor. Çöp, çöp. Çöp, çöp. Full çöp ya. Evet, saatimiz 22.14. Şimdi eve geldim. Ecem'le bayağı yürüdük. Bakayım kaç adım atmışım bugün. Ooo, 28.000. 17. Bence bir Covid aşısı olan insan için oldukça iyi. Bu arada sokakta böyle bir sürü Türkçe kitap vardı ya. Beni bırakmıyor. Ben de bunu aldım. Onu her Türk evinde görüyorum. Artık benim evime de lazım diye düşündüm. Bir de Livaneli. Ben zaten Livaneli çok okurum. Çünkü Türkçesi bayağı basit. Bir de hikayeleri hoşuma gidiyor. Yani böyle Leyla'nın evi falan böyle. Ne bileyim. Yani okuyorum. Ama bu herhalde biyografisi. Bir bakalım. Resim falan var içinde. Yani şöyle bir şey. Şimdi yatacağım. Biraz yorgunum. Biraz az uyudum son günlerde. Öyle ya. Erken yatacağım bugün. Gute Nacht bana. Görüşmek üzere. Selam tekrar. Şu an 9'a 10 var. Yani 24 saattir aşı olacağımı biliyorum. Hala tam uyanamadım ya. Ama işte yani 2020 sonlarından beri Almanya'da aşılanıyor. Artık ben de bir tanesiyim. Bugün nüfusun %46'sı en azından bir aşı yaptırabilmiş. 2-3 gün önce bir öncelik sistemi vardı. Yani sadece böyle öncelikli insanlar aşı olabiliyordu. Artık o kalktı, herkes aşı olabiliyor. Sabah anlattığım gibi işte web siteden de alınıyor randevu. Ya da hastalarınızı sorarsanız belki. Dün bu arada bunu da anlatacağım. Hastalarda yine randevulu hastalar son anda da iptal ettiler. Hatta gelmediler. Ve hastalarda aşağıda bir dükkan vardı ve dükkanda çalışan bir insan önlüklü falan yukarıya çıkıp aşı oldu. Yani o kadar spontane, yani orada var olduğu için, yani bazen de belki şansla ilgili bir aşı yakalamak. Ben aslında bu keşke bu insanı çekseydim ama orada böyle bu 15 dakika dinleme sürecinde kafam başka yerlerdeydi. Öyle. Umarım sizin için biraz ilginç olmuştur. Ben yine home office'deyim, yani çalışınca bütün zaman çalışmakla geçiyormuş, onu yine fark ettim. Siz nasıl, siz oldunuz mu aşı? Hangisini oldunuz? Merak ettim. Size yani iyi hafta sonları diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye bye.